Evet arkadaşlar, RKS Blade 250. Dikkatinizi çekiyorum, 350 değil. Blade'in bir de 250'liği var. Motosikleti yine 350'de olduğu gibi bir dönüş yapayım. Görüyorsunuz motor yine güzel. Şimdi size teknik verilerini anlatayım. Tekrardan Özay Motor'un Ümraniye şubesindeyiz arkadaşlar. Motosikletimizin teknik verilerini sizlere anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, burada videoya kısa bir ara veriyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve konu hakkında benim gözden kaçırdıklarım varsa da onu yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Motosiklet arkadaşlar 4 zamanlı tek silindirli sıvı soğutmalı 249 cc hacminde bir motor bloğuna sahip. Çizgileri tanıdık gelmiş olabilir. Evet, Blade 350'deki gibi detaylarımız aynı arkadaşlar. Motosikletimizin bize verdiği güç ve tork değeri burada farklı olan yeri motor bloğu arkadaşlar. 7000 devirde 23.1, 23 diyelim beygir güç üretirken 6500 devirde ise 23.5 Nm tork üretiyor. Motosiklet sıvı soğutmalı. Ön arka disk ve ABS'li. Bunda bakalım lastik çaplarımız neler. Önde 120-70-14. Yine bu da CST marka lastikle geliyor. Uzak Doğu menşeli bir lastiğimiz var. Arkada ise yine CST 120 düzeltiyorum 150-70-14 çapında lastiklerimiz var. Ön arka disk dedik, söylemeye gerek yok. Artık 250 cc'lerden bahsediyoruz. Eğilmişken size gösteriyorum. Yine rezervuarlı amortisör sistemimiz var. Arka çiftlenmiş. Gayet yüke dayanıklı. Lastiklerimizi görüyorsunuz. Biraz bozuk zemine girmeye uygun bir şekilde dişli ve şekilleri ona göre yapılmış. Motosikletin 17 litre depo hacmi var. 170 kilo ağırlığı ve 320 kiloya kadar da maksimum taşıma kapasitesi var. Şimdi bu motosikletler yakın zamanda yollarda bolca göreceğimiz ADV tarzında maxi skuterlardan biri arkadaşlar. Çizgileri yine Blade abisi Blade 350'den alışık olduğumuz şekilde çok büyük oranda, hatta hemen hemen diyebiliriz aynı. Yine egzozumuz gayet yerli yerinde. Birazdan size bunun da egzozunu dinleteceğim. Bir önceki videomuzda 350'yi izleyen arkadaşlar ne kadar benziyor diyebilir. Yine bu da Freccia'nın ürettiği marka olan Dayang firmasından alınmış. Hatta bakın varyatörde bu detayı görebilirsiniz. Freccia'dan bir önceki videoda bahsettiğim gibi birçok insan çok memnun kalmıştı. Bundan da işçiliği olsun, kalitesi olsun benim umutlu olduğum bir ADV Max Scooter arkadaşlar. Ön göstergeye bakalım. Farklılıklarımız var mı? Anahtar çalıştırmayla motorumuzu uyandırdık. Sol üstte saatimiz, dış sıcaklık göstergemiz, devir saatimiz, hararet göstergemiz, benzin uyarı ışığımız, trip A, trip B, bunda da yine burada select tuşundan geçiş yapabiliyorsunuz. Anlık ve ortalama büyük ihtimal bunda da yok. Set tuşundan belli ayarlarınızı yapıyorsunuz, mil falan geçişlerinizi yapıyorsunuz. Başka neleri atladık, sizler için neleri söyleyebiliriz? Ön kısımda motor ikaz ışığımız, sinyallerimiz. Yine gayet beni açık unuttun, beni söndür diyen bir sesimiz var. Bunu ben beğeniyorum. Göstergede başka nelerimiz var? Motor ikaz ışığımız, yağ uyarı ışığımız, ABS ışığımız, uzun kısa selektör tuşumuz yine buradan görebiliyoruz. Yine anahtar çalıştırmayı gösteren, ilk zaman burada bir bastığımızda anahtarı algıladığını gösteren güzel bir ekranımız var. Şimdi böyle yaptığımız zaman yine gayet yaylı, pat put diye düşmeyen, yine bakalım elimizde kalıyor mu? Bu da diğeri gibi, ADV 350 gibi elimizde kalmayan bir kapak var. Güzel. Bunu kapatıyoruz. 17 litrelik depomuzu buradan dolduruyoruz. Gayet kolay. Uyandırıyoruz. 3 saniye basılı tutuyoruz ve selimiz açılacak. Sel altımız arkadaşlar. Bunda da ADV 350'den tanıdık geleceği üzere. Şöyle avadanlık setimizi bir alayım.
kontağı çevireceğim. Yine gündüz aydınlatmamız, bunda da led bir şekilde, gündüz aydınlatmamız diyorum, düzeltiyorum. Sele 6 aydınlatmamız arkadaşlar, led bir şekilde gayet işe yarayan bir şey bu. Şu an gündüz vakti birçok insan bilmez ancak bunun kıymetini kullanabilir. Havadanlık dediğimiz burada. Yine burada daha çok olduğu için yine dediğimiz gibi AD350'de sel altına ise bunda da aynı olmuş. Buraya en fazla bir laptopunuzu falan sığdırırsınız. Kapatalım selemizi. Selemiz gayet güzel. Yani Maxi Scooter'dan beklentiniz benim rahatlıktaki ölçeğim, biliyorsunuz ki bir eski Joymax kullanıcısı olarak ister istemez onunla bir kıyas yapıyorum. Gayet mesela onun gibi güzel diyebiliyorum. Bakın gayet pofidik, görüyor musunuz? Artı sürücü için şu bel desteğini şöyle yandan aldığımda görüyorsunuz. Sürücü uzun yola gittiğimiz zaman bizler bu bel desteğinin artısını uzun yolda çok görürüz. Bu da gayet güzel düşünülmüş. Yine arka çanta demirimiz kendisi motorla beraber geliyor. Çok sağlam, çok yerli yerinde bir arka çanta demirimiz var. Yine arkadaşlar ön saklama alanlarımız. Bakalım burada size gösterebilecek miyim? Şu anda öyle sanıyorum ki gösteremiyorum yine. Telefon orayı odaklamıyor. Şöyle göstereyim. Çakmaklığımız var. Buraya bir takmaya çalışıyorum. Bir saniye. Solda bir saklama alanımız var. Yine abisi Blade 350'deki gibi. Sağ tarafta da güzel. Burası yine diğerine nazaran daha geniş olan ve daha derin olan bir saklama alanımız var. Burada bir herhangi USB veya çakmaklığımız yok. USB'mizi gidonun altında yine burada konumlandırmışlar. Gayet güzel. Aynaya takılan bir telefon tutucu aldığınızda buradan yukarıya doğru bir uzatma kablosuyla işinizi görebilirsiniz. Yine karbon fiber detaylar olsun. Birleşim yerleri. Yani bu motorda bir Freccia'nın daha üstü, daha premiumlu bir havası alıyoruz arkadaşlar. Şimdi kamerayı tağdan alayım. Bir rica edeyim, bir seleye otursun. Yine bunda da selede ayaklarımız ne kadar değiyor. Bakın yine orta ayakta. Ayakları çok rahat bir şekilde yere değiyor. Bunu orta ayaklarına indirdiğiniz zaman bütün ayak tabanları çok rahat bir şekilde yere değer. Hemen tağa inmeden bir selektör rica edeyim. Mercekli farlarımız. Gayet güzel. Hemen bir stoplar nasıl gözüküyor. Büyük ihtimal bu Dayank Vore firmasının imzası bir far arkadaşlar. Gayet güzel. Göze de hoş gelen bir stopları var. Hemen bir egzoz sesi dinleyelim. Bakalım 350 ile arasındaki ses farkını ben alabilecek miyim? Siz alabilecek misiniz? Enjeksiyon sesini duydunuz. Motor sesi tabii ki 350'ye nazaran daha bir 250'yim ben havası veriyor. 350 biraz daha toktu motor bloğu itibariyle. Başka sizlere ne anlatabilirim? Göstermeye çalışıyorum. Size detayları girmeye çalıştım olabildiğince. Ayak koyma yerlerimiz, ayağımızı vesaire uzatabiliyoruz. Yine bakın şu kısım. Motor çok fazla yüksek olmamasına rağmen sürücü trafikte durduğu zaman ayaklarını açmadan yere temas edebilsin diye ayak koyma yerleri tıraşlanmış. Yine bunda da 4 kademeli fren manetimiz var. Ön ve arka olmak üzere. Aynalarımız kuyruklu. Gayet yeterli olacaktır. Çünkü gayet geniş tabanlı bir aynamız var. Öyle sanıyorum ki anlatabileceğim her şeyi anlattım. Yine dediğim gibi benim gözden kaçırdıklarım varsa sizler kullanıcılar olur, alma niyeti olanlar olur. Bakın şunu unuttum diye yorumlarda belirtirseniz almak isteyen arkadaşlarımız da eksiklerini tamamlamış olur diyorum ve RKS Blade 250'den bizden şimdilik bu kadar.
Motocan'dan herkese iyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere.